Yakın Doğu Üniversitesi'nin renkli ekranı Yakın Doğu TV'den herkese merhabalar. Bugün e, gördüğünüz üzere spor ile gülümseyi, gülümsemeyi yalnız başıma sunmak zorunda kaldım. Çünkü Fevzi arkadaşımızın e, sınavları olduğundan dolayı sizinle yalnızım. Fakat bugün iki tane konuğum var. E, çok sevdiğim iki konuğum var. Spor eğitmeni Selim Şen ve çok sevdiğim üyemiz, e, arkadaşım Sayın e, Nurşen Olgunsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizleri burada görmek çok güzel. Burada ağırlamak sizi çok güzel, salon dışında. Nurşen Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen Selim? Çok iyiyim. Az önce salonda çalışıyordun. Evet, şimdi, şimdi geldin, evet. Evet, Nurşen Hanım sizden başlayalım. 8 yıldır aralıksız spor yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Benim çok sevindiğim, böyle sabahleyin salona girdiğim zaman, sizin yüzünüzü gülerken böyle gördüğüm zaman çok seviniyorum. Çünkü artık biz de alıştık sizi salonda her gün sabah görmeye. Ben de Spor nasıl hayatınıza girdi? Aslında ben atlettim ilkokula giderken ama ilkokuldan sonra kolej yıllarında hiç spor yapmadım. Daha sonra ikinci bebeğimi doğurduktan sonra 3 e, senelik yoğun bir spor hayatım oldu. Tekrar ara verdim. Çalıştığım için mesai saatlerime uymazdı. Daha doğrusu biraz tembellik galiba. 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 <laughs> ama onu yendiniz ne güzel. 8 sene önce e, bir arkadaşımla karşılaştım. Spora başlamış ve çok mutluydu. Çok tavsiye etti. Denemeye karar verdim. Başlangıç o şekilde başladı. Ama iyi ki de başlamışım. Evet. Devam ee, ettim. Neden yakın o spor salonu? Onu sorayım size. Onu şöyle izah edeyim. Ee, başka salonlara, başka yerlere giden arkadaşlar da var. Aynı ciddiyet, aynı e, eğit, eğitmenlerin çalıştırdığı e, ciddi bir çalışma. Diğerlerini de ben görmedim açıkçası. Sonuç da alamadılar. Ondan dolayı yakında oyu tercih ettim. Evet. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ee, evet En büyük özelliklerinden bir tanesi bizim e, eğitmenli çalışmamız. Evet. İşte Selim hocamız da onlardan bir tanesi. 7-8 hocamız var. Hepsi eğitimli ve hepsi bir, bir numara ama Selim hocamızın yeri de bir başka. Evet Selim hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bir spora aynı yerden başlayayım. Nasıl başladık, evet, nasıl evet. geldik buralara. Evet, Çok iyi olur. Vallahi benimkisi çok daha eskiye dayanıyor. Daha evet, genç yaşlarda. Biliyorum. İlkokul döneminde sizlere daha önce bahsetmiştim. Biraz enteresan olmuştur. Bahçede, okulun bahçesinde basketbol oynanıyordu. Ben de potanın altında çikolata yiyordum. Ansızın top geldi, elime vurdu ve çikolatam yere düşmüştü. Çok sinirlenmiştim. O sinirle <laughs> topa tekme vurdum. Evet. Basketbol topuna ve karşı bahçeye gitti. Tabii sonra beden eğitimi öğretmenimiz sağ olsun kızarak çabuk top alıp getirmemi söylemişti. Gittim topu aldım geldim ama kucağımda getirmedim. Top sektirerek getiriyormuşum. Aa. Bu da hocam dikkatini çekiyor. Evet, ne güzel. O aradan basketbola hani katılmamı sağ ol. Öyle koşulara falan derken basketbolcu, atletizm derken ilkokuldan spora başlamış oldu. Demek o çikolatının yere Gerçekten düşmesi. o topun çarpması, çok iyi oldu evet. vesaire hepsinin birleşmesi evet. ve hocanın Oradaki görmesi, Tabii analiz ki. etmesi ve beni teşvik etmesi ondan sonra spora bir yerden başlamama sebep oldu. Ondan sonra ortaokul, lisedeyken sporculuk hayatımıza devam ettik basketbol ve atletizm olarak. Üniversitede yakın doğuya geldim. Evet. Onu, neden? Ee, onu sormak isterim sana. Şimdi ee, biz TC e, öğrencileri o zaman Türkiye'de spor akademisi olarak geçiyordu. Evet, 500 evet. olarak daha tam olmamıştı. Evet. Orada sınavlar düzenleniyordu. Sınavlara giriyorduk arkadaşlarımızla, takım arkadaşlarımızla beraber. Kısmet olmadı. Türkiye kazanamadı. Orada olaylar biraz daha farklıdır. Ama iyi ki gelmişsin Sonra diyeceğim yani. gerçekten tesadüfen evet. reklam üzerine yakın doğuda spor akademisi olduğunu duydum. Ve bir telefon açıp şansımı denemek istemiştim. Kayıtlar var mı yok mu diye bir ön görüşme yapmak istedim. Açtım ve varmış. O zaman da eğitimler başlamıştı. dönemlere başlamıştı. Okullar açılmıştı. Şans eseri hemen bekliyoruz sizi dediler. Atladığım uçağa hemen bir günde geldim. Kaydım yaptırdım, yetenek sınavına girdik. Ne öyle güzel. bir hızlı oldu şey ki bir anda Yakın Doğu'lu oldum. Yakın Doğu'nun evet, içine girdim oldum, ve ne olduğunu anlayamadım. <laughs> yakın evet. Doğu'daki tüm personel arkadaş evet. olmaya başladım. Evet. Bir anda kendimi heyecanın bir atmosferin içerisinde buldum. Ve şu an halen daha o atmosfer, o heyecanla <laughs> devam ediyoruz. Evet, yakın Yoğun olmak bir şekilde. bambaşka bir, Aynen bir olay öyle. zaten. Aynen öyle, Yakın yani. Doğu'nun içindeyiz yani. Evet. Burada e, geliştik, büyüdük diyebiliriz, olgunlaştık diyebiliriz evet. Yakın Doğu'yla beraber. Halen Hayatımız devam ve ediyoruz. ailemiz oldu değil mi? Kesinlikle, kesinlikle bir aile olduk burada. Evet, aile Uzun zaman sen basketbolda oynadın değil mi? Evet, 17 sene evet. basketbol oynadım. Evet. Kıbrıs'ta gelince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Evet. Ben hatırlıyorum o zamanlar senin çünkü. Okul takımında basketbol evet. başladım. Burada yine başka birkaç kulüpte oynadım 2 evet. sene. Sonra benim hem Türkiye'den basketbol antrenörlüğüm ve basketbol hakemliğim de vardı. Sağ olsun federasyondan. Kabul ettiler. O zaman değil mi? bizim dönemimizde Derya hocamız vardı basketbol evet. antrenörü. O rica etti, görüştük federasyonla. Başkanımız da Hasan o zaman sağ olsun ilgilendiler. Hakemlik yapmaya başladım. 5 sene de basketbol hakemliği yaptım burada. Basketbolu bu sefer bıraktık o zaman. Aynısını yapamıyorsun. İkisinden evet, birini tabii ki. yapmak zorundasın. Tabii ki. Sonra yakın üniversitesinde bayan basketbol takımında Vatoş hocamız Gökmen hocamızla beraber çalıştık. Antrenör yardımcılığı yaptım basketbolda. Öyle derken basketbolda devam ettik. Şimdi sağ olsun sadece Şimdi... ilkokula Eysel evet faaliyetlere şimdi de çocuklar gidip yetiştiriyorsun sen de. Evet mi? birazcık olsun. Öğretebiliyorsak, eğitebiliyorsak hem basketbolun disiplini ha, bir takım evet. bir şeyler ne mutlu bize. Şimdi güzel. o sendeki sevgiyi çocuklara veriyorsun zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun yanında da e, spor eğitmenliği yapıyorsun. Havuzdaydım. Evet bir de havuzda yüzme hocalığım var senin. 2000 yılında ben şimdi hani Türkiye'de devamlı denizde, deniz kenarında büyüdüğüm için evet. geçmişte. Havuzda yüze yüze bizi gördüler, keşfettiler. Böyle <laughs> evet. duramıyoruz yani. Her yerde heyecan atmosferi dediğim evet. gibi heyecanlı olduğu için, aktif evet. olduğum için havuzda başladım 2000 yılında çalışmaya, yüzme hocalığı yapmaya başladım orada. Sonra 2004'te e, fitness center'a geldim. Yakın dönemde fitness center'da. 2004'te. Evet, evet. 2004'ün sonuna geliyordu o, o zamandan Evet. Hemen hemen aynı yıl. O aradan havuza devam başladık. ettim yaz aylarında, evet. yaz okullarında. Evet. Şu an artık tempo yoğun olduğu için sadece e, ee, yakın doğu sağlık ve kondisyon merkezindeyim. Evet diyeyim. bayağı yoğunsun çünkü biliyorum. Çok. Ee, bir sürü üyen var. Herkese yani herkese de aynı şekilde yetişmek, herkese eşit şekilde Yardımcı olmaya çalışıyorsun. Onun için de yani kolay değil işin. Enerjimizin iyi olduğunun için. Evet. Biz de sporun içerisinde geldiğimiz için. Senin için, için de spor aşkı aşkı var sende. Yani benim söylediğim bir şey vardı. Yani, ben spor aşığım derim. Hani Sen biz, de öylesin biz yani. Biz hayatta bazı şeylere inanıyoruz. Her insan inandığı bir şeyler vardır. Evet. Hani der ki ben gerçekten aktris miyim acaba? Aktris mi olacağım? <laughs> ya da ne bileyim ben futbolcu muyum der? Evet. Bunun için mi doğdum der acaba dünyaya evet. geldim gerçekten? Hı. Ben de sanki gerçekten Sport. spor yapmak için dünyaya geldim. Evet. İnsanlara spor yaptırmak için tasarlanmışım, uyarlanmışım. O hafızayı eleştirmişler bana sanki. Bununla mutluyum. Evet. Sporla gülüyorum ben de. Sizin evet. de dediğiniz gibi. Evet, Ve gülüyorsun. insanların benimle beraber spor yaptığında daha çok güldüğünü evet. görmek de beni de mutlu ediyor. Onu Hep beraber gülüyoruz. Evet. Ne güzel e, oluyor. Gerçekten ki o sendeki sevgiyi üyelerine veriyorsun ki bakın değil. 8 yıldır Nurşen Hanım o evet. hiç ayrılmadan her gün o enerjiyi bulup bulabiliyor ha, kendinde ha, evet. ve her gün sabahleyin salona gelebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii sizlerin çok büyük etkisi var bu, burada. Şimdi burada yani salonda hocaların tabii çok büyük tabii, etkisi tabii, var. Tabii evet. üyenin de burada bir alışma Onu, adaptasyon ben, devresi vardır. Evet. Eğer üye geldiğinde Doğru. biz hocalarla tanışmadan evet. önce bile salonda egzersiz yaparken o ortam atmosfer alışması, evet. o pozitifliği alması gerekiyor. Eğer üyede o pozitifliği yakalayamazsa, yani ucunu tutamazsa o salonu bırakır zaten. Ama bakar bir ışık var. Onu yakalarsa, üye görürse, evet. ondan sonra da birebir eğitmen, personal trainer dediğimin çalışma sistemine geçerse zaten her şekilde kendi bünyesi Rahat oluşuyor. Zamanla yani zaten mi? bütünleşiyorsun. Evet. Sporla, aletle, kıyafetle, git evet. gel, o heyecan evet. beslenmesidir vesaire. Evet. Hocadır, programdır, testtir, sonuçlardır derken artık bırakamazsın bunu. Devam ediyorsun, hayatın parçası evet. oluyor bu iş. Ee, çoğu insan işte spora zaman bulamıyorum der. Ee, ben de her zaman için söylediğim bir şey var. Size işte size zaman spora <laughs> git mi diyeceksiniz diye bir soru soruyorum herkese. Ee, onu Nurşen Hanım sana sorayım. İyi bir anı mısın? İyi bir e, annesin ve bunun yanında her gün ne kadar güzel. E, gerçekten gıpta diyorum ve çok e, on, şey yapıyorum. E, hoşuma gidiyor senin bu halin. Her gün sporunu hiçbir zaman aksatmadın. Gelmediğin zamanlar üzülüyorsun çünkü evet, biliyorum evet, ben onu. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Çünkü ben bütün günlük işlerimi yani yaşamımı sporuma göre ayarlarım. Evet. Yani e, bazıları farklı yapıyor. Vakit buldu bulurlarsa spora gidiyorlar. Ben spordan vakit bulursam diğer işlerimi yapıyorum. Evet, ne güzel. Yani olmazsa olmazım yani spor benim Hı. hayatımda şu anda. İşte ev hanımlarımıza buradan sizin ağzınızdan bir şey isterim. Yani siz söyleyin. Yani işte zaman size verilmez. Zamanı siz kendiniz Aynen yaratıyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Bunu, bunu diyorsunuz evet. zaten. Yani insanların zaten istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bence Bu her da. konuda böyle. Evet. İsterlerse yaparlar. Buradan o zaman tüm hanımlara e, en kısa sürede spora başlamalarını önerelim. Evet. Evet. Kendileri Liktam. için. Kendileri için bir şey yapsınlar. Yani Aynen öyle. Hep başkaları için yaşamasınlar. Bizim Hı. hanımlarımızda o var değil mi? Ee, hep başkaları için yaşıyorlar daha e, çok. zaman? Kendilerine zamanı hep sonrasında ayırıyorlar ama önce kendilerini sevip kendilerine zaman ayırmaları e, gerekiyor değil e, mi? E. Ve sporlarına. Evet. <laughs> evet Selim Hocam ee, sen e, öğrencilerine, üyelerine bu sevgiyi ver, veriyorsun uh -huh. ve kesinlikle ayrılmıyorlar zaten bunu çok iyi biliyorum. Zaten bizim en büyük özelliğimiz bu virüsü verebilmek yani uh -huh. bu güzel sevgiyi verebilmek. İyi ama virüs. bunun iyi, iyi verir bizim için evet. <laughs> Ama bunun yanında kendine de çok dikkat eden birisin. Evet. Kendi antrenmanlarını yapıyorsun. Ben seni görüyorum çünkü salonda bütün gün. Bunları nasıl sıralayabiliyorsun? Nasıl Şimdi, zaman ayırabiliyorsun? Hanım'ın dediğinden başlayalım isterseniz. Evet. Bayanların dediniz. Evet. Hani kendilerini önem vermiyorlar birazcık galiba bu konu hakkında. Spor yapmak, belirli zaman ayırma konusunda. Hı hı. Buna biz hesabını yaptığımızda 24 saatte bir insan ne yaptığında kağıda döktüğümüzde yaklaşık okul okuyan da, çalışan da bir insanın 3,5 saatlik hemen hemen bir boş vakti kalıyor. Uykusudur, evet. yemeğidir, özel ihtiyaçlarıdır, iştir derken. 3,5 saattir bir zaman kalıyor. Biz de bu 3,5 saatin bir saatini diyoruz. Yine 2,5 saat kendisine kalıyor. Bir saatiniz ayırın, kendiniz için bir şey yapın. Bütün yaptığınız işlerin haricinde. Evet. Kendiniz bedeninizin için, zihnin ve fiziksel açısından bir şey yapın diyoruz. Bir saat. Çok değil bu. Hadi en fazla bir saat 15 dakika olsun. Maalesef Bayan değil bütün erkeklerde de var. Genç şu anki evet, genç nesil ile çok kötü beslenme tarzıyla başka bir yolda ayrılmış gidiyorlar. Evet. Salona gelmiyorlar, egzersiz yapmıyorlar, zaman ayırmıyorlar. Yani dediğiniz gibi sistemdir bu, plandır, programdır. Bugün ben bir saat spor yapacağım deyip ne olursa olsun kendinize vakit ayırıp hangi salon olursa olsun fark etmez, salonda olmasa da olur, evde bile olabilir. Yarım saat bile egzersiz yaparak, 15 dakika bile egzersiz yaparak. Geçen günlerde kendinizi daha iyi hissedeceğinizi herkese söylüyoruz biz. Evet. Salonumuza gelen tüm üyelerimize de söylüyoruz. Bir saat. Bir saatten istiyoruz. Şimdi burada dediğim mi? gibi evet burada e, bayanlar bilhassa eve kapatmışlar kendilerini yani sanki. Hani ben yapamam, ben gidemem, benim zamanım yok. Bunlar tamamıyla bahanedir. Her şeyi insan istedikten sonra vakitte bulur. istediği şeyi de alır. O özgürlük burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ben gördüm. Bayda bayanında gençlerin hepsinin elinde bu var. Rahatlık evet. var bu avantaj var, evet. bu imkan, i̇mkan var. var. Evet. Onun için herkes gelebilmeli, yapabilmelidir. Yapabilir diye düşünüyorum. Zaman ayrılacak. Evet. Onun dışında biz Nurşen Hanım'la kaç sene oldu birlikte çalışalım? Beş sene mi oluyor? Beş sene mutlaka oldu. Altıncı sene sene seneye gittik diyelim. Altıncı yani. gidiyoruz. Haftanın beş günü hemen hemen görüşüyoruz. Evet. Üç gün, sene, evet haftanın oldu. üç günü program dahilinde çalışıyoruz. Egzersizlerimiz var. Ee, şimdi biz tabii neden bırakmıyor? Burada Nurshan'ın bakış açısı da önemli. Yani başka bir bayan da olabilir, başka bir birey de olabilir. Bakış açısı da önemli. Biz bazen çalıştırıyoruz ama bu uzun süreli de olabilir, kısa süreli de olabilir. Evet. Hanım uzun süreli üyelerimizden Hayat biri. Hayat yaşam tarzı olarak yazıyor. Bunu evet, için, Benimsemiş, evet, benimse. Benimsemiş. Benim bir hocam var. Evet. Ben spor yapıyorum. Sağlık yaşadığıma inanıyorum. Evet. Bunu inanarak bu elektriği, bu pozitifliği alarak bir güven kazanmış. Bu şekilde devam ediyor. Şu an onun yerinde olmak isteyen bir sürü bayan vardır eminim. Doğru. dedik de salona gelemeyen bir sürü insan var. Ondan da eminim. Herkese diyoruz gelin buyurun biz yakın doğudayız sizi bekliyoruz. Evet, doğru Onun bekiyorum. dışında bizim yaptığımız sistem yakın doğu şey, üniversitesi kondisyonu sağlık merkezinde. Bu personal trainer olayı çok tamamıyla, önemli bir nokta. Zaten bir önemli bir olay. Neden evet. şimdi kişiler güvenemiyorlar kendilerine? Hani ben spor yapmasını bilmiyorum. Ben yapamam. Benim rahatsızlığım var, sıkıntım var vesaire. Ama bir hocam biz bunları tabii bunlar hepsini kontrolünü yaptırıyoruz. Bir sıkıntı varsa, bir şikayet varsa, amaca yönelik üye ne istiyorsa ona göre hareket ediyoruz. Ve şu an dünyada bütün spor salonlarında, Avrupa'da bütün spor salonlarında son trendler, son programlar, son, son kullanılan materyaller, özellikler daha elinde. Evet. Tüm sporcularımıza ve üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte Yakın doğu Sağlık Merkezi. Güncelini takip ederek. Evet. Ve insanlarımıza sağlık aşılamayı doktorun bile, eczanenin bile parayla sattığı ilacı biz burada sağlık açısından reçetesiz veriyoruz. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani ilaç hap da değil bu. Gerçekten. Gelin öyle. bizimle beraber yaşayın. Size en güzel ilacı verelim. En güzel mutluluğu verelim. Pozitifliği verelim diyoruz. Veriyoruz da. Tabii evet. bu pardon bu disiplinde yaşamak zorundayız ki ha. bana gelelim sırayla gidiyorum. Dedim ki benim hayatım hep spor oldu. Ben her zaman şunu şunu elemişimdir, dikkat etmişimdir. Çünkü evet biliyorum. Bizler, biz Sen hocalar, çok dikkat, biz hocalar dikkat etmeliyiz ki evet. ilk önce bizzat ben ha. kendi adıma evet. konuşayım ki tamam. e, hani, örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum Tabii üyelerimize. Ki. Üyelerimiz de bizle beraber daha verilmi daha istekli daha güvenerek özveriyle çalışsınlar evet. diye. Bu bakış açısıdır. Ben böyle bakıyorum bu işe. Personel trainer dediğiniz zaman haftanın dört günü minimum bu egzersizi yapması lazım. Kendisine bakması lazım. Besleme programına dikkat etmesi lazım. Zaten üyelerimizin de çok hoşuna gidiyor. Hani aralarında öğlen aramızda evet. spor yapmaya indiğimiz zaman üyelerimizin hoşuna gidiyor. Siz de spora indiniz falan gibi. Çok zevk alıyorlar bizi tabii. öyle izlediklerinde zaten. E şimdi, bu da güzel bir yan zaten. E tabii şimdi biz, Söylüyoruz, biz yapıyoruz da. Biz bu eğitimin evet. geldiğimiz için, tabii, ki. Şimdi tabii diyetisyen grubu, besleme programı biraz farklı ama biz elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyoruz evet. üyelerimizi. Hani nasıl beslenecek, ne, ne bir tazda, nasıl, i̇şte senin, ne hangi dağları almalara gerektiğini evet. ya da bir diyetisyene... Tabii doktora bir Araştırmak araştırmak ve bunların Tabii yeni şeyler yani Biz araştırıyoruz evet. güncel evet. takip ediyoruz Hem yani üyelerimiz de araştırıyor Onlara evet. da öğretmeye çalışıyoruz Tabii Hani Proteini karbonhidratlı gıdalar Yağ ne kadar alınmalı hangi yağlar alınmalı hangileri alınmamalı Daha bilinçli bir egzersiz yani, yapabilmeli Bilinçli programlı beslenmen. egzersiz evet. yaparak Fonksiyonel evet. hareket dediğimiz Şu an dediğim gibi Tüm dünyada kullanılan bu sistem Özellikle çok faydalı olduğuna Kanısına varmışlar Ve insanlarımıza günlük hayatta yapamadıkları, bir örnek vereyim, eğilirken bile aman aman eğilip kalkan insan dahi bile fonksiyonel hareket sistemdeki çalışmaları, programları uyguladıktan sonra bir sonra, sonra da, bile artık aman Allah'ım ben değişmiş. ne kadar evet. uzanabiliyorum, rahat evet. eğilebiliyorum, yatıp kalkabiliyorum. Esneklik kazandı, daha rahat olmaya Yani başladı. paslanmış bir vücudu evet. tekrardan tazeleyip evet güncel bir hayata sunmaya çalışıyoruz hmm. biz insanlara. Hmm. Bunların farkına varsınlar. Selim hocam şeyi şey sorayım. Bazı insanlar işte spor salonlarına gelmekten çekiniyor. Biraz önce de konuştuk evet. onu. Ve işte yeni çıkan CD'ler falan var. Atıyorum işte bir bilinen platesi. Hmm. bilmem hmm. ya işte atıyorum bir ünlü'nün step evet, dersini evet, evet. falan eğitim alıp seriyle, evlerinde. Eğitim CD'leri programlar. Ev, evet. Alıp evlerinde onunla birlikte yapmaya Aha. başlıyorlar. Evet. Sen buna nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle yorumlayayım. Ee, kişiye Bilinçli göre tabii mi kişiye bana göre yok. farklı Şöyle ama Şimdi bak, yanlış da demek yanlış oldu. doğru evet. demek de yani ikisi aslında dediğin gibi bu kişi bireye ait bir şeydir. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Benim hayatım spor salonunda geçmiştir. Evet. Küçüklüğümden beri çantamla yıllarca gelirim spor salonuna giderim evime. Yani benim bizim hayatım. hayatımız bu böyle aslında. Bu böyle. Ben evde spor yapmadım yaptım. Bahçede yapmadım yaptım. Ama onun atmosferi ortamı ayrıdır. Farklı. Spor salonunda sosyal bir ortamda İnsanlarla 7'den 70'e gelen bir grup olan bir yerde spor yapmak çok farklı. Daha farklı. O heyecan almak, ben spora gideceğim bugün demek, onunla motive olup oraya gidip çalışmak evet. başka bir şey. Evde bir televizyona CD koyup çalışmak başka bir şey. Yani tamam şunu nasıl yapabiliriz? Hiç gerçekten vakti olmayan, spor salonuna gitmek için gerçekten mümkün değil yani. Diyebiliriz ki benim hiç vaktim yok. Ha, o zaman ne yapacağım? Dikkatli besleme programını uygulayacağım kendime ve böyle eğitim sildileri alıp en azından 15 dakika 20 dakika olsun haftada 4-5 defa televizyon karşısında geçip müzik eşliğinde o eğitim sildilerini <laughs> yaparak dikkat ederek yapabilirim. Yap, en azından de, tabii diyorsun. bu da faydalı Hiçbir zaten, bir şey yapmamak zaten sansa. bu tür programla bunlar için çıkmıştır. Zaman bulup da hiç zaman bulamayanlar kesinlikle için. Kesinlikle Ben, ben Kıbrıs'ta inanmıyorum yani hiç kimsenin zaman olmamasına inanmıyorum çünkü görüyoruz ki işte devlet dairelerin belirli bir sürede zaten tatile girer, belirli bir süre zaten evine gider. İşte o evinden çıktığı zaman, evine gittiği zaman, Oraya evine gideceğiniz spor salonuna gidip bir saatini harcayabilir diye düşünüyorum. Şey, Bu abi. kendi kesinlikle, fikrim kesinlikle. aslında. Ve Bir de şey vardır. Ben e, hep salonların içinde spor yaptığım için salona girdiğim zaman bir salonun kokusu var. Hı -hı. O salonu hissetmem lazım. Karşımda e, arkadaşlarımı görmem lazım. Ben hep öyle düşünüyorum. Öyle olduğu zaman insan daha güzel spor yapar. Mesela atıyorum ben sabahleyin spora geldiğim zaman yani hoca olarak tamam geliyordum. Ama e, hatta park yerinden bile bakıyorum. Acaba Nurşen Hanım arabası orada mı? <laughs> Gerçekten orada değilse böyle bir şeyse bugün gelmemiş böyle bir şeylik hissederim. Bir de kapıyı açıp salona girdikten sonra Nurşen Hanım'ın güler yüzünü görmek. Evet. Yani bir günaydın demek. Bu farklı bir olay. Şimdi yani bunu, Bunda bambaşka bir olay var. Bunu yapmasanız... Gelmezseniz ya da onu orada görmezseniz etkileniyorsunuz değil evet, mi? Tabii evet tabii ki. Negatif olarak etkileniyor. Negatif olarak hissederim. Çünkü alışmışsınız. Evet. Siz bir hastalığa yakalandınız. Evet. Spor hastalığına. <laughs> doğru. Bunun ilacı da hapı <laughs> Bunu da. da Bunu ilacı da spor yapmaktır. Bu <laughs> evet. alıştığın gördüğün insanları, mutlu olduğun insanları görmektir. Görmezsen, gelmezsen onun tedavisi yoktur. İlacı bile yok. Evet. Kendi kendine ellerin titremeye başlar. Evet doğru. <laughs> ne zaman salona gelirsin oh. <laughs> Evet. İyi ki geldim, iyi ki kuştum. Evet. Ha, evet. ilacı bu, bu kadar basit. Evet. Ama alıştınız. Bir kere olsun bir cesaret dedim, gelseler, Evet, bir kere başlasalar, olsun. bir yerden Doğru. başlasalar. Bir gerçekten güzel. gerçeği görseler, anlasalar ki ya gerçekten buymuş. Helal olsun deseler. Doğru. İşte örneği buradan uşarlar. Evet, alıştı, başladı, bırakamıyor şu an. Çok Benim güzel hani. bile, rahatsız hissetmiyor musunuz? Çok rahatsız gelmeni? hissederim kendimi. Neler bir, getirdi mesela spor? Yani yaşantında ne büyük bir farklılıklar var? Çok büyük farklılıklar evet. var. Ee, Selim hocanın dediği gibi gerçekten daha disiplinli oluyorsunuz. Evet. Hayatınızda disiplinli oluyorsunuz. Doğru. Sadece sporda değil. Çünkü e, ben hiç unutmam. Yeni başladığımda çalışırdım da aynı dönemde işten çıkıp geldiğim için. İş, çok da yoğun bir çalışma tempom vardı. Yemek saatlerim falan hiç belli değildi. Hatta hiç yemek yemediğim günler olurdu. Evet. Diyet bisküvi, diyet kola falan çok sağlıksız beslenirdim açıkçası. Yeni yani ki, yeni, yeni başladığımda, değil mi? yeni yeni, yeni başladığımda normal. kilo problemim falan yoktu ama görüntü olarak hani sağlıksız bir görüntüm vardı. Hiç unutma bir gün yürüme bandında bayılmak üzereydim. Yani gözlerim Bunu karardı, tansiyonum hissettin. düştü. Evet. Hissettim hocama seslendim. Evet. Hocam dedim böyle böyle yani çok kötü hissederim kendimi. İndirdi beni banttan. Bugün ne yedin dedi. Saat beş buçuktu bana bu soruyu sorduğunda akşam üzeri. Ne o zaman? Bugün ne yedin dedi. Evet. Bir düşündüm. Hiçbir şey yememişim. Bir diyet kola bir diyet bir paket diyet bisküvi. Ne kadar sağlıksız sağ Böyle dedim diyet kola diyet bisküvi dedim. Tam evine gide, gidiyorsun dedi. Neden dedim tuhafıma da gitti ilk yani neden yani. Evine git ben seni çalıştırmam dedi. Eğer doğru dürüst beslenmezsen ben seni çalıştırmam. Peki ne yemem gerekir diye ben hocalarıma sordum. Onların özellikle Selim hocanın söyledikleriyle gerçekten kendinizi daha iyi hissedersiniz. O, o disipline alıştıktan sonra beslenmeniz de hayatınız da tamamen disiplinli bir şekilde olur. Ve çok daha rahat hissedersiniz kendinizi mutlu olursunuz. Evet. Mutlu olup sporla gülümsüyorsunuz. Tabii yani, yani sadece güzel. görüntü fizik açısından değil e, yani. psikolojik olarak da ruhen de aynı tabii, şekilde. Güzel. Şimdi burada şeyi de ayıralım. Yanlış olmasın insanlarımız dinlediğinde duyduğunda izleyiciler sadece spor yaptığımız her şeyin çözülmediğini de söyleyelim. Tabi spor Laka, yetmiyor. Mutlaka. Burada bakın örnek verdin Hüseyin Hanım. Yeni başladığı için spora evet. daha beslenmeyi ve sporu. Evet. Programı yerleştirememiş evet. işten dolayı çalışmadan evet, dolayı. Evet. Ne zaman ki onu yerleştirdi, planladı, programladı. O zaman her şey nasıl demiştik. beslenmesi evet. gerektiğini öğrendi, yavaş yavaş zamanla, o zaman daha başarılı olmaya başladı ve daha iyi sonuçlar elde etmeye başladı. Evet. Şimdi biz kışın ayrı besleniyoruz, yazın yaz ayrı besleniyoruz. Farklı, tabii ki. Ve mevsim geçişleri vardı. Evet. Kıbrıs'ta pek genelde bu olmuyor ama bir anda yazdan <laughs> kışa bir geçtiğimiz yan, için evet. birazcık metabolizmamız alışmakta zorlanıyor. Evet. Ee, mevsimsel gıdalar tükettiğimizde metabolizmamız daha farklı oluyor, daha farklı çalışıyor, daha bir reaksiyon gösteriyor. Tabi bundan dolayı sporda etkiliyor bu, uykumuzu etkiliyor. Yani kısacası e, bu beslenme işini, hani ben fazla girmek istemiyorum ama evet, hani bizim, bizim spor e, şeyimiz, olduğu için, değil ama şunu yine diyelim de yine de biz sporcu yani beslenmesi gibi, kesinlikle ona biraz sporcu gidelim, beslenmesi evet. yani birey salon'a gittiği zaman, spor yapan bir insan diyeyim daha doğrusu. Ee, günlük ne kadar kalori alması gerektiğini ve alışverişini yaparken ya da masasında mi? mutfağından evet, neleri evet. alıp yemesi gerektiğini seçmesi evet, gerekiyor. Doğru. Şu, şu, şu ya da bu. Doğru. Hangi sıvıdağı tüketmesi gerektiğini evet. bilmesi gerekiyor. Hangi sütü, hangi peyniri. Evet. Ve en kısacası çok, örnek vermek gerekirse çok, verme önemli şey. çok evet. önemlidir bunlar ki metabolizmamızı şekillendirmeye yardımcı olacak olan şey program, disiplinin çalışma ve en önemlisi evet. beslenmedir. Beslenme yoksa dikkatli ve düzenli beslenme yoksa o zaman başarı çok geç gelecektir. Ve, ve istediğimiz, gibi gelmeyecektir. Zaten i̇stediğimiz zaten gibi gelmeyecektir. İstediğimiz gibi gelmeyecektir. Yani ben bir şey söyleyeyim kısacası. Daha bugün konuştuk hatta kendi aramızda. Evet. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. <laughs> Dün akşam aklıma geldi aslında daha doğrusu başka söylemek <laughs> gerekirse. Düşündüm de bir insan bir paket çikolatayı ne kadar sürede yiyebiliyor diye düşündüm ben. Ne kadar sürede yakabiliyor onu? Bir dakika, iki dakika ya onu. da küçük tadelli çikolataları evet. vardır. Yani bunu sorsak evet. bir dakika sürer mi bir, bir tadelliyi yemek? Bir dakikada bir dakika E, Bin kalori var tadellide. Evet onu kaç dakikada yani. yakabiliriz bin hocam? Bin kaloriyi bir dakikada yiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Evet. Belki de iki defa yiyorsunuz günde evet. belli dedi. Sadece çikolatadan bahsediyorum. Bir dakikada gidiyor. O bin kaloriyi alıyoruz. E, salona giriyoruz, bir saat yürüyoruz, bin kalori yakıyoruz. Her evet. İşte bunları Şimdi bunları düşünebilirsek zamana bakın. Evet. bir dakikayla bak alıyoruz ama bir saatle yakamıyoruz. Evet. Ne kadar önemli olduğunu burada beslenmenin ve salona gelip öyle bir gün iki gün bir ay değil belli bir zaman geçirmemiz gerektiğini önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bir, hiçbir şey yemeyerek daha zaten Yok. kilo verilmez. Bunu insanlar bilmiyorlar işte. Yani Sabahleyin işte kahvaltı yapmadan falan dışarı çıkmalar. zaten kahvaltısız evet. bir güne başlama. Evet. Çok yanlış ve ne bileyim ben kabul edemediğim bir olaydır. Bu ki en önemli besinde en önem verdiği menüdür. Evet, sabah sabah kahvaltısı, kahvaltısı ki çok önemli bir menüdür. Ee, benim bir hocam vardı hiç unutmayacağım. Sabah kahvaltısını kendin için yap. Öğlen yemeğini arkadaşınla paylaş. Aha. Akşam yemeğini düşmanına ver derdi. <laughs> o benim hiç kulağımdan <laughs> gitmedi. Kulağımda oldu zaten. Hep bunu söylerim arkadaşlara da. Üyelerimize de aynı şekilde. Evet. Akşam yemekleri evet bizim için. Geçcenen yemekler hep vücudumuza kalır. Bilhassa sağlıksız beslenirsek, yani. Yani tabii dışarıdan ki. beslenirsek çok önemli. Tabii şey. ki hazır fast food evet. yemek artık günümüzde çok sağlık açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dikkat. O, evet, o yüzden yani... de kadınlarımıza, bayanlara, bizlere çok önemli bir e, görev düşüyor aslında. E, bizim çok sağlıklı olabilmemiz, e, sağlıklı, bilinçli şekilde beslenebilmemiz ve bu beslenmeyi tabii ki evimizde yapmamız. Eğer mutfağımızda sağlıklı şeyler pişirirsek zaten ne eşimiz ne çocuklarımız dışarıda yemek yemeyecek. Güzel. İşte bir kadına onun için çok görevler düşüyor. Eğitim, şimdiki çocuklarımıza bakıyorum. Evet. Paktala markete gidiyorlar kola alıyorlar çips evet. alıyorlar çikolata alıyorlar. Evet. Yani bu aileden geliyor çipsi, biraz al, da eğitim. Örüm, Acık paket, bir san, markete paket, git evet. kola al çips al. Evet. Nereye kadar çips al? Ondan sonra çocuğum, oğlum sen neden külah aldın? Evet. Eğitim bir yerde eğitim önemli evet. bu konuda. Beslenme anne, konusunda evde baştan, başlıyor. Evde evet. başlıyor evde bu baştan, evet. olay. Evde başlıyor ve bilhassa kadına ev hanımına çok iş düşüyor. Ev, Bize çok anı, düşüyor. Ev. Ev. Sen çok sağlıklı yemekler yapıyorsun evde. Çok dikkat Emin, ederim evet. Evet. Kızartma, işte yağlı olmamasına, evet. kızartma olmamasına çok dikkat ediyorum. Kendim, birinci kendim için ondan sonra çocuklarım Çocuklar için. için evet. e, bu işte bütün ev hanımlarımıza, bütün hanımlarımıza da çalışan tüm hanımlarımız aslında örnek olması gerekir. Siz örnek bir bayansınız burada. <gülüyor> 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 Buradan <Hanım>. herkese söyleyelim <laughs> yani. Yani şey diyelim evet. biz kendimizi düşünelim. Evet. Sağlıklı yaşamak için bir de biraz da doktorlara da yardımcı olalım. Evet doğru. Yani öyle. hemen <laughs> git hastaneye doktora, Yok oram ağrıyor, buram ağrıyor, evet. bir ağrı kesici ver, tansiyonum çıktı, çok evet. yağlı yemek yedim. Birazcık yardımcı olalım insanlara. Onlar da bize çözüm bulamıyorlar evet. bu sebep Tıpı alt üst ettik. Evet. <laughs> doğru yani çok sağ yani. olun. Öyle evet. o çıktı bu evet. çıktı. E, dikkat edelim biraz da biz kendimize. O kadar her yerde uyarıyorlar. bir Televizyonlar olsun, diyetisyenler olsun, doktorlar olsun. Şöyle beslenin, şuna dikkat edin. Her şey bizim elimizde. Evet, evet. doğrudur. Doğru. Biz ne yaparsak boyuz. Kadar sağlıklı basit, beslenme en önemli şey Kesinlikle. Diyorsun. Evet. Evet hocam, e, sen eee on o kadar çok dikkat ediyorsun ki senin evet. beş öğün yediğini biliyorum. Ya bu Aslında öğünleri Hazır Yedi öğün ne oluyor. Yedi <laughs> öğün. Evet ve bunları sen hazırlıyorsun da. Evet, <gülüyor> maalesef. <gülüyor> bu da çok güzel bir şey. Yani bundan e, herkese söyleyelim. Yani senden bazı şeyleri örnek alsınlar. Spora yani, başlasınlar ve yani, ya, sağlıklı evet. beslenmeye de dikkat etsinler. Kesinlikle e, şimdi burada ee, i̇nsan kendini bir hedef seçer, evet. der ki ben şöyle olmak istiyorum ya da böyle olacağım der ve bunun bir kuralı vardır. Bu kurala uymak zorundadır. Eğer buna uymazsa başarılı olamaz, istediği gibi olamaz. Onun için ben ne yapıyorum? O hedefi koydum ve o hedefe ulaşmak için ve hep onunla yaşamak için mecburum onun içerisinde gereken kurallara uymak zorundayım. Evet. Bu Abi, da, da düzenli beslenmeden geçiyor, evet. sağlıklı bir yaşamdan geçiyor disiplinli, programlı bir spor egzersizinden geçiyor. Ben de buna dikkat ediyorum. Sabahtan başlıyorum, gece yatana kadar günde hemen hemen minimum 6 gün, 5 gün almaya çalışıyorum. Yediği de oluyor. Ha, yorulmuyor muyum? Yoruluyorum. Fakat <laughs> evet. keyif verici anı tecrübe kazanıyorsunuz. Farklı farklı mümkünler oluşmaya başlıyor. Araştırarak artık... Bunu da etrafındakilere, üyelerine zaten Kesinlikle, kesinlikle faydalı olduğunu, tabi tabii bireyden bireye değişebilir ama genelde seçtiğim gıdalar, sebzeler, etler olsun, hani tavuk, göğsü neden tavuk göğsü? Evet. Biftek neden biftek? Evet. Ve pirzola diye kuzu değil. Mesela evet. bunun gibi örnek evet, gelecek olursa Evet, en önemli şey mangal. İşte hafta sonları hep görüyoruz. İnsanlar hep mangal yapıyorlar. Evet. Ve şey, çok güzel e... değil mi? <laughs> ben kırmızı et yemediğim için onun için bir şey söylemeyeceğim. ama e, neden en çok kötü hastalıklar işte kanserin en çok olduğu yerlerden bir tanesi zaten Kıbrıs. Bel hastalıklarına sebep olan, şey, e, bel hastalıklarına en çok Bizim Kıbrıs'ta rastlanıyor. Belim rahatsız. Ben bir şey yapamam. Boynumda boyun fıtığı var falan. Hep doktorlara koşturuyorlar. Evet. Ama... Bunu daha önceden yapıp spora başlasalar doktorlara da gereksinim duymazlar. Az önce dediğin gibi yani. Ama tabii yani bazı bazen geç fark ediyoruz bazı şeyleri ama yine de geç kalmış geç sayılmaz. ya da ama. ilerlemesini evet. engelleyebiliriz. Doktor evet. tarafından kontrol edilip ve yönlendirilirse spor salonunda dedi bir hocayla ile çalışmaya. Evet. Zaten şu an salonumuzda bunlara kinoterapi evet. dediğimiz olay Evet. B fıtığı başlangıcı, boyun fıtığı ya da menüsküs ameliyat olan arkadaşlarımız, sporcularımız geliyor salona ki bunların tedavilerine yardımcı oluyoruz biz. Evet, Rehabilitasyon dönemlerini evet. salonumuza gelip yardımcı oluyorlar. Spor hekimimiz ve ulaş hocamız var hastanede. Evet. Onun da yardımıyla, fizik tedaviyle. ...onların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Biz çok da üyemiz de, var yani şu an öyle çok gelen oluyor. Çok büyük bir aileyiz zaten yakında kesinlikle, olarak. Kesinlikle. Her şeyde işte doktorumuzla... hemşiremizle her şeyimizle... ...onların yanındayız zaten. Zaten. Nurşen ee, Hanım e, bir desen e, ...akşamları Şirin Saygı'la... Evet. ...bisiklete geliyorsun ve gerçekten... ...çok zevkli. E, birkaç kez ben de... ...katıldım da ondan sonra sakatlığımdan dolayı... ...katılamadım. E, onu nasıl... ...buluyorsun? Yani normal sporundan... yani ...normal salonda çalıştığın spordan... ...daha farklı... Çok daha eğlenceli. Onun için ne diyeceksin bize? Şimdi grup seansı olduğu için evet. bildiğiniz gibi grup seanslarındaki eğlence daha farklı. Çok farklı ee, evet. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz. Evet. Fark etmeden spor yapmış olursunuz açıkçası. Evet. Çok eğlenceli çok zevkli. Müzik eşliğinde böyle evet. şey üretimi. Yüksek tempolu, Yüksek tempolu motivasyon artırıcı çok eğlenceli bir seans. Bir de seans. dediğin gibi grup egzersizleri çok daha farklı evet, oluyor zaten. Evet. Daha zevkli oluyor. Bir bakarsanız fark etmeden bir saat geçmiş mesela. Onu da Yakın Doğu zaten yakın doğuda bizim yakın doğu sağlık merkezinde başladı. Tabii. İlk sene önce öğrencilerindensin sen de. 6 yıl mı oldu? 6 sene önce benim saniye. doğum günümde ilk seansı Öyle yaptık. Öyle mi? Ay çok güzel. Hep aklında kalacak bir şey doğum tabii, gününde. Hiç Yeni başladığım bir şey. Şubat'ta demek ki. Şubat. <laughs> Şubat'ta ne <laughs> kadar yani, tabii, güzel. Müdürümüz Sayın Süleyman Atatürk evet, tarafından Süleyman ilk Bey, kez evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Evet. Ver. Bu işi ilk yapan kişilerden i̇lk yapan biridir. Şirin evet. bisikletlerini buraya getirip evet. bu egzersiz seansını insanlara bu sevdiren, sevdiren evet, yaptıran evet. ve bir sürpriz gibi bir şey oldu. Doğrusu Süleyman hocamızın yapmış evet. olduğu bir sürpriz evet. gibi bir şey Sana oldu. Bir, bir ve diye. çok da güzel yaptı ve yapıyor ve birçok kişiye de bu iş aşık etti. Evet. Bu Aynen. Aynen. Gerçekten aşık. Ve sonra yani yayılmaya başladı tabii evet. bu evet. iş. Halen hala devam ediyor. Tabii dediğiniz gibi biz bir aileyiz yakında doğuda. Evet. yani bu birebir eğitmen olsun sağlık kontrollerimiz olsun evet. aile test laboratuvar, evet, laboratuvar performans testi sonuçlarımız evet. olsun yani böyle bilimsel çalışan bir e, aile spor salonu ıı, başka herhalde zannedersen kuzey Türk Cumhuriyetinde yoktur bildiğim kadarıyla hemşire doktoru kontrolüdür, evet, evet, evet. E, performans yağ ölçümüdür kas ölçümüdür metabolizma ölçümü hepsi dahilinde programlı çalışmalar Dediğim gibi daha bilimsel ve programlarla çalışan bir spor salonu sadece yakın yakında olduğu olduğunu evet. biliyorum ben evet. şu an evet. bizim Hepimizin çalıştığımız şeyde. Hepimizin sporu çok sığması ee, Sayın Müdürümüz Süleyman Türk'ün de aynı şekilde ve o birkaç e, program önce bize konuk olduğunda bizim hep bir elmalarımız olur demişti. Hep onlara bir hedef koyarız o elmalara hı hı. o elmalarda hiçbir zaman bitmeyecek demişti doğrudur. Biz grup egzersizleri egzersiz şöleni yaptık. Kıbrıs'ta bir ilkti. Evet, evet Nurşen Hanım'ın falan böyle görüntüleriniz var sizin onların. Çok güzel bir egzersizdi. Ben oradan müthiş bir keyif aldım. Çok çok birlikte Müthiş bir şeydi. İnşallah ikincisinde yine birlikte İnşallah. olacağız. Bunun yanında doğa gezilerimiz çok güzel oluyor. Hepsinde say Nurşen Hanım da var. <laughs> Bakın durumda. mutlu olmak için her şey yapıyoruz. Evet her şey yapıyoruz. Yani, Biz mutluyuz yani. Buraya gelince evet. bir aile olunca evet. nasıl el yedi ye herkes vardı ilk egzersizlerin evet. ilk kez evet. Evet. 78 80 kişiydik Oca orada. Vardı, ve herkes evet. dediğim gibi genci vardı, evet. ortası vardı, yaşlısı vardı. Hep her Periktor meslekte olduk, insan yani, vardı. Aile, vardı. Tabii, 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 Öğrencimiz kesinlikle. vardı. Kesinlikle. Bunları işte insanlara sevdiye sevdirebilmek çok önemli. Bir de bizim salonun ıı, madalyası var işte. Belirli avaraj üstüne çıktığı zaman Tabii. madalya almaları vardır. Herkesin kişisel, Ondan kişisel Evet. Performans veceleri evet. yüksek çıktığında avaraj üstü evet. madalya. E sonra onu işte bir de başka bir elmamız kondu. Kupa evet. Aa, oldu. Olayım. O da İki kuvvet tane. güç Kuvvetli iki tane testi e, üyemiz yapıyoruz. Kupayı Üç tane aldı. Üç tane. Üç tane Üç oldu. oldu. Cem Bey, Cem Günsel, evet. Vedat Tüngü ve Mehmet İlker evet. Özgü. Doğru. Üç evet, 3 tane dağılıyor. oldu. Ne kadar güzel. İnşallah dördüncüsü yakında gelecek. Ama enteresan. Gelecek. Çok kolay değilmiş. mi? <laughs> Vallahi. Bir de orta yaşlarda Cem Bey, Vedat Bey ve Mehmet Bey. Evet. Yani yaş grupları çok, çok farklı. Çok farklı. Farklı yaş gruplarında. Evet. Şeyler istenilen eee ve evet. zamandır ölçülür hepsi da hocalarımızın farklı ne kadar eğitimli ve ne kadar becerikli olduğunu gösterir aslında bakarsanız. Yani o yani da Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim genelde aslında antrenörlerin o tüm dünyada fazla evet. etkisi çok değildir. Biz de %120 %20 diyelim. Evet. Bizim yapmış olduğumuz biz çünkü hani meyveyi veriyoruz, yemesini sen evet. becereceksin deriz. Yani siz geliyorsunuz. Biz size hizmet için, yardım için buradayız. Evet. eğer dediklerimizi dilimizi dinlerseniz ya, iyi olacaksınız zaten. Ama o şeyi karşımızdakine yani verebiliyoruz ki bizi dinliyorlar kesinlikle. değil Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz, bizim şöyle bir lüksümüz yok. Evet. Yani yapamıyorsa yapmaz. Hayır. Hayır, biz onu sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Herkes yapabilir evet, bunu. Yapabilir. Tabii. Şu an birçok örneğini görüyoruz. Dünyada atletizm yapan kardeşlerimiz, sporcularımız var ki özürlü arkadaşlarımız var. Evet. Nasıl koşuyorlar, nasıl çalışıyorlar, neler yapıyorlar. Evet. Tekelekli basketbol evet. bir önemli bir örnek buna ki o insanlar yapabiliyor da. Sağlıklı yani sağlıklı bir insan, sağlıklı bir insan. Nasıl Tabii. Bir yere eğilip bir şey alıp kaldırıp yukarı kaldıramaz. Hiçbir şey ama yapamıyorum edemiyorum. Yok onun için yapacağız. Dediğim gibi biz burada devreye giriyoruz. Evet. Motiv etme şekli falan derken evet. hadi filan derken yapabiliriz yapacağız. Zamanla zamanla bir şey değil zamanla olacaktır bu iş. Sonra arada bir onları doğaya alıp götürüyoruz. Zaten öyle oluyor ondan sonra şaka bir yana. <laughs> şaka ayrılamazlar sonra. Nuşin mu, yetiştiremiyoruz. <laughs> doğru. Öyle, üye artık öyle bir hale geliyor ki. Değişik bir programlar Bir bakıyoruz bir haftanın 5 günü 6 günü ben antrenman yapıyorum. Üyem de haftanın 5 günü düşündüğümde 6 gün salona gelip antrenman yapıyor. Benimle yarışıyor zannediyor. Evet. öyle oluyor artık. Baş edemiyoruz yetişemiyoruz artık üyelerimize. E Nurşen Hanım'ı herhalde kupaya hazırlayacağız bundan sonra. Öyle hissediyorum yani. öyle, öyle gibi. Öyle bir hissediyorum vardı, gerçekten. onda... <laughs> evet, i̇lk e, bayan olarak da ilk kupayı sen alacaksın İnşallah. gibi geliyor bana. Öyle olacağına inanırım ben. Kısmetse Kısmet. alacak <laughs> inşallah, bilmiyorum. <laughs> alır alır. Haziran ayında olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ben kafamda öyle bir ay evet. zaman belirledim. Haziran ayında alacak inşallah. 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 Hadi Hadi bakalım. Bakalım. E, doğa gezilerimiz var. Her ay e, dışarıda kırlardayız. Deniz kenarlarındayız. O kadar güzel faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz evet, var ki bizim evet. yani doğa dışında da. Ve geçen hafta da çok güzel bir sertifikat töreni oldu. Hı hı. Gerçekten insanın birazcık duygulandıran. Ben duygulandım resmen evet. yani. Şöyle eski resimleri falan bütün bir sinevizyon gösterimiz hı hı. vardı. Onun sunuculuğunda sağ olsun Sayın Süleyman Atamtürk müdürümüz. Hı hı. Buradan ona teşekkür ederim. Bana verdi. Birazcık önce heyecanlandım ama onurlu ve güzel bir görevdi benimkisi. Elimden gelince yapmaya çalıştım ama çok mutlu oldum çünkü tüm üyelerim karşımdaydı. Herkes bütün evet. salon ve ben orada hoca olarak değil bu sefer sunucu olarak oradaydım. Hem heyecan vericiydi onur Değişiklik. vericiydi gerçekten çok değişikti. Çok mutlu oldum herkesin belge alabilmesi sonra bize sürpriz yapıp Süleyman Bey bize ee, birer e, çok plaket, plaket verdi çok onurlandım ve yani gerçekten duygulandım. Evet, hepimiz tüm, için e, öyle oldu. Tüm e, hocalar görevli arkadaşlarla birlikte evet. onları almak çok güzeldi son resim. E, ve gerçekten Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık ve Kondisyon Merkezi gerçekten bir aile. Yani o son resimde zaten onu hissettim ve söyledim de orada. E, çok güzel resimler falan çıktı. Evet. E, Zaten televizyonumuzda çekti onları ee, çok yakında zaten göreceksiniz bir bölümünü zaten sizin için koyacağım. Ya böyle duygusallıklar da yaşadık Herkesef yani. Herkes bir odaydı, değil mi? Sanki evet. Biz büyük bir yakın dönemde sizi kampüsün içerisinde sanki biz mıknatısız büyük bir mıknatıs. Büyük mıknatıs gibi Bize çekiyoruz. E, sağ olsun personelimiz de eksik Bırak, yalnız bırakmıyorlar yani. Evet. Devamlı geliyorlar salonumuzda. Evet. Personel gol kart üyelerimiz de var zaten evet, salonda evet. bizim. Evet. Dışarıdan da halktan da var geliyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Dediğim gibi kampüste mıknatısız. Her yerden çekiyoruz, bize geliyorlar. Biz ortada evet. bir merkez, evet. bize gelen üzgün geliyor, stresli geliyor, evet. mutlu, mutlu, çıkıyor. geliyor. mutlu çıkıyor geliyor, bir gidiyorlar bizden, uçup gidiyorlar. Evet. Bundan daha güzel bir şey yok. Evet. Bu arada bunun için ben sayın Suat Günsel Bey'e buradan teşekkür etmek isterim çünkü gerçekten bize bir yuva, bir ev, bir salon hediye etti. Evet. Böyle bir salonu yaptığı için gerçekten teşekkür ediyorum çünkü. O olmasaydı, bu salon olmasaydı herhalde böyle güzel bir e, bizler bir araya gelmezdik. Böyle güzel insanlara bu sevgiyi veremezdik. Evet. Yakın Doğu Sağlık Merkezi'ni bize e, yaptığı için, hediye ettiği için e, Sayın Suat Günsel'e buradan teşekkür ederim gerçekten. Evet, aynen bizler. Evet. Teşekkürler Kesinlikle. Suat Bey. Evet. Zaten e, kurucu rektörümüz Doktor Suat Gürsel e, eskiden bir sporun içerisinde olduğu Sp evet. aslında bir gerçektir. Spora olan merağı Evet. Bu sezgisi, bu gücü ve böyle bir e, sinerjik bir ortam, spor ortamı yaratması, bütün kampüsü öğrencilere ve halka hitap etmesi evet, çok böyle önemli. bir hediye sundu bize. Gerçekten, evet. gerçekten teşekkür ederiz. Kendisi de sporun içerisinde ara sıra zaten doğa yürüyüşlerimizde katılıyor sağ katılıyor, olsun. Evet. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet. Sanki bizi alın ben sizi mutlu ettim, mutlu evet. siz de insanlara mutlu edin diye bir hediye verdi bize, evet. hediye paketi. Evet, Biz de evet, onunla gerçekten. beraber halen devam ediyoruz. Evet. Yani sabahleyin o sabah güne hep birlikte başlamak evet. bambaşka bir olay evet. bizim için. Sanki böyle gece oradan ayrılmamışız gibi. Ertesi gün sabah tekrar buluşuyoruz. Tekrar aynı şekilde üyelerimizle birlikte güne evet. başlıyoruz ve bitiriyoruz. Doğru sporla, sporla birlikte olmak sporla gülümsemek bu demek değil mi? Aynen değil mi? öyle. Evet. Evet. Bütün günümüz iyi geçiyor. Evet zaten programı seçerken de e, isim olarak sporla gülümsemeyi. Hep o yüzden düşündüm. Evet. Sen Fevzi arkadaşım sordu işte ne yapabiliriz falan. E, Gülümsemek çok önemli dedim. Benim e, herkesin gülümsemesini istiyorum çünkü. Ama sporu çok sevdiğim, spor aşırı bir insan olarak da o zaman sporla gülümseyin de, dedim. Ve böyle kabul etti. Evet. E, buradan ona sınavlarında başarılar diliyorum. Şimdi Bugün yalnızlık, onun yeri ayrı burada. E, aradık ama yine de bundan sonraki haftalarda bizimle birlikte olacak. İnşallah, i̇nşallah e, gezilerimizde yine birlikteyiz. İnşallah. Çekimler falan yapıyoruz. Zannedersem sürpriz olarak Mayıs ayında yine bir gezimiz olacak. Hep birlikte olacağız. İnşallah olsun. en son çekiminizde e, ben yoktum. Türkiye'deydim, evet. yurt dışındaydım. Ya seni aradık yani seni. Katılamamıştım, Allah, Allah, kaçırdım vallahi üzüldüm. Çok güzeldi. O e, i̇nşallah yerler. bu seferki e, doğa yürüyüşünde olacağım. Onu ilk kez işte e, Fevzi arkadaşımla birlikte. Hı. Onu bir çekim yaptık. Bir video haline getirdik. Çok güzel de bir video oldu. Evet, izledim, Herkes tarafından izledim. beğenildi. Yakın, Ama izledim. sen yoktun. Yani yerin boştu Selim. Bir dahaki sefere. Bu, sefere, eder, bu bir sefere, sefere, bir sefere telafi edelim seninle. <laughs> bir Çünkü Selim'le biz bazen böyle şey odada sıkıldığımız zaman bizim bir videomuz da var. Böyle boks eldivenlerimiz vardı. Gördüm çok güzel. Gördüm. <laughs> böyle arada kendimize İnsan değişik enerjik olunca enerji doluyuz. <laughs> kendi yapacağız. kendimize böyle... spor yapıyoruz tamam da evet. devam ediyor enerji. Ne yapacağız? <laughs> evet. Pozitifliği devam. Kendi böyle bir boks maçı falan yaptık. İkincisini istiyorlar bundan sonra. Bir deneyelim. Hadi bak. <laughs> evet. Başka söylemek istediklerini son olarak Nurşen Hanım ne söylemeyi düşün e, istersin? İyi ki bu spora başlamışım. İyi ki. İyi ki sizler de varsınız, bize yardımcı oluyorsunuz ki bilinçlendik. Bundan sonra da sağlığım el verdiği sürece devam etmeyi düşünüyorum. Asla bırakmayı düşünmem. Ne kadar güzel. Bundan buradaki tüm ev hanımlarına, tüm hanımlara, çalışan ve evde oturan tüm hanımlara böyle bir mesajı verdiniz. Teşekkür evet, ederiz. Ederim. İnşallah bu mesajı iyi bir şekilde almışlardır. İnşallah. Biz bekliyoruz herkesi. Evet Selim Hocam. Son olarak sen ne söylemek istersin? Bir düşün. <laughs> ben düşündüm de e, evet. şimdi ben tabii kendimce her zaman şey derim. Allah'ım bana bir yetenek verdi. Evet. Bir kabiliyet verdi ki e, en iyi olduğum dalda, evet. en iyi olduğum şeyi bana verdiği evet. anlarım ki spor konusunda e, elimden geldiğince bedenimle olsun, zihnimle olsun bunun içerisinde ve bununla yaşadığımı inanıyorum. E, bilmiyorum. Daha keşfetmedim. Başka daha kabiliyet yeteneğim var mı yok mu diye ama şu an en iyi spor olduğumu düşünüyorum evet. ve insanlara yardımcı olmak için burada olduğuma inanıyorum. Benim gerçekten bunun için yaşadığıma inanıyorum. Allah bana evet. bu lütfu, bu yeteneği bunun için verdim evet. inanıyorum. Onun için Allah her zaman için ben de şükrediyorum. Ve böyle insanların da, da için, e, halkımızın da bizi izleyenlere de söylemek istediğim şu ki gerçekten o bir saat dediğim olay var ya onun ne kadar çok önemli olduğunu gerçekten salona gelseler bizimle birlikte çalışsalar Nurşin Hanım'ın da örnek verdiği gibi anlattığı gibi bizim de defalarca söylediğimiz gibi o farkı, o mutluluğu salondan gittikten sonra gülümsemeyi, hayattan nasıl değişeceğini ve ne şekilde değiştiğini görmeleri için, o gerçekleri görmeleri için herkese spor yapmalarını, sağlıklı bir yaşam, hayat boyu bir egzersiz yapsınlar diyorum. Sağlıklı beslensinler, dikkat etsinler. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sağlığımız çok önemli dikkat etmek zorundayız maalesef. Evet. Onun için bedenimizi diş tutmak için evet. ne yapmalıyız? Evet, bir hediye. Onu kesinlikle değerlendirmemiz gerekir. Bedenimizi harab etmeden güzel bakalım, iyi bakalım. Egzersiz yapalım, sağlıklı beslenelim. Mutlu kalalım diyorum. Evet. Ha. Ben teşekkür ederim gerçekten. Nurşen Hanım size zaman ayırıp bana ederim. programımıza geldiğin için. Selim hocam senin de bugün sana egzersiz mı adam salonda <laughs> çünkü öğlen aranda biliyorum. Spor yapacaktın ama beni kırmayıp buraya geldin Yok, teşekkür şimdi ederim. Gideceğim teşekkür şimdi gideceğim 45 dakikan var 45 dakika 45 <laughs> dakika <yapmaya gülüyor> değerlendireceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok evet olduk. sevgili seyirciler konuklarımızla birlikte sizlere spor ile gülümsettiksek gülümse ne mutlu bize bir dahaki programda tekrar sizinle birlikte olmak üzere hep gülümseyin hayata gülümseyin diyorum. <laughs>